ETS2 Single Player'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda yeni dafı inceleyeceğiz. Yandı zaten görüyorsunuz aracı. E, burada duruyor ve 141 Experimental Beta'dayım. Eee 141 Experimental Beta'da aracı çalıştıramayanlar için şunu söylemek istiyorum. Oyununuz zaten güncellenmiş oluyor. Teknik bir hatadan dolayı oyunda bunu oynayamıyorsunuz şimdilik. Oynayamayanlar Oyunun içerisine girsinler. Oyunun içerisinde, yani oyunun kurulu olduğu yere girsinler. Orada DAF 2020 var. Onu oradan kopyalayın, ETS2'nin mod klasörünün içerisine atın. Daha sonra oyuna girin. E, araç karşınıza çıkmakta ve 1.41 bir, bir beta sürümünde de aracınızı oynamak... Yani oynayabilirsiniz. Sürüm düşürmekle uğraşmak falan istemiyorsanız bu şekilde aracınızı oynayabilirsiniz. Şimdi benim e, SkyNam'la beraber DAF'ın galerisine, garajına, satın alma yerine doğru... Bir gidelim şu şekilde döneceğiz şuradan alıyoruz aracı Ve yeni aracımızı alalım buradan yolculuğumuza Başlayalım ufacık da bir yolculuk yapıp Videomuzu noktalarız hemen şöyle aracı girelim içeriye e, yana doğru gidelim burada mevcut araçları falan gösteriyor Ve karşımızda DAF 2020 XG Ve XG Plus olarak geldi ben XG'yi şöyle hızlıca XG'yi sizlere göstermek istiyorum XG, XG daha doğrusu özelleştir dediğinizde bu şekilde bir araç karşınıza çıkıyor Kabinleri XG Plus Şasi ekstra tanklı tek bir şasisi var motorların resmi gelecektir 530 beygire kadar maksimum motor var Burada 12 vites ve 16 vites var 12 vites Rotary'de otomatik kullanacağız arabayı büyük ihtimal İç tasarımda Natura ve normal şekilde görebiliyorsunuz renklerde Lansman renkleri Mantis Green işte elektrik orange silver falan Tuskan Yellow şeklinde renkleri mevcut Burada hangi rengi seçeceğimiz belli değil şu anlık Aracımızı modifiye falan edebiliyoruz İstersek bu modifiyeyi diğer sürümünde yani diğer versiyonunda yapalım İleriye doğru gidelim Geçtikten sonra 10. sekmede Araç karşımıza çıkıyor DAF 2020 XG Plus olarak karşımıza çıkmakta Özelleştiri diyelim Hemen araç karşımıza geliyor zaten. Rengi çok güzel. Ben bu rengiyle bu arada kullanırım bunu. Gerçekten hoş duruyor. Lansman rengiydi. Belki de değiştiririz bilmiyorum. XC Plus. Ekstra tank. 530 beygir full. 12 vites roterdırlı şanzıman. İş tasarımı bu şekilde. Yani hem normal hem de ahşap şekliyle karşımıza çıkmakta. Daha sonrasında geçelim. Renk konusuna geldiğimiz zaman. Tuscan Yellow. Mavi renk var. Yani bilmiyorum. Mavi artık sarmıyormuş gibi. Turuncu rengi var. Silver Silver gitmiyor gibi arabaya bu yani buna gitmiyor gibi Kırmızı hoş ama kırmızı kullanmayacağım. Yani mantis yok abi. Yani Tuscan Yellow orijinal rengi gerçekten arabanın hoş duruyor. Biz de bunu kullanalım. Hemen alt kısmına indiğimiz zaman şuraya ufacık bir ek, aero ek geliyor. Bunu da takabiliyorsunuz. Yukarıya tamponu altını renkli ya da renk, plastik olarak yapabiliyorsunuz. Burasına da daha bir şey gelmedi. Ön panjurda bir şey yok. Logoda değişiklik yapamıyorsunuz. Yanlarda herhangi bir şey yok. Bunlar tabi ilerleyen gün dönemlerde güncellemeyle falan yapılacaktır şu an aracı olduğu gibi çıkaracağım ben. Yani hiç jantlarına falan dokunmayacağım. Zaten daha sonrasında ben bunları yaparım. Yanlar yine ayrı şekliyle. Şurada özel renkli boyalı şekli bu özel renkli olayları var. Ama burası tam olarak şöyle renkli de güzel duruyor. Yani böyle de olabilir. Bu birazcık tuhaf durmuş gibi ama en fullü bu olduğu için yani böyle de durabilir, daha sonra değiştirilebilir. Boyalı plastik ayrolu ya da boyalı boyalı ayrı şeklinde burada mevcut, özel boyalı plastik şekliyle burada mevcut bulunmakta. Boyalı arıyor, şunu kapatabiliyoruz. Boyalı de altına siyahlıklı bir şekilde ekleyebiliyoruz. Bunu da bunu uyumlu şekilde yapabilirsiniz. Ama birazcık tabi sizin şeyinize kalmış, o yapı tarzınıza kalmış, tasarım mod modifiye tarzınıza kalmış. Yukarıya boyalı kaldırabiliyorsunuz bunu da bu şekilde. Arka kısmına doğru geçtiğimizde burası şu an plastik şekliyle duruyor. Arka yine normal dafla standart aynı arkaya sahip bu araç. Şöyle baktığımız zaman herhangi bir modifiye seçeneği de zaten bulunmamakta. Ön tarafa doğru geçtiğimizde şurada özel. Daha sonra şuraya yine arka tarafta. Buraya ayna takarsanız içteki mirror cam şu yani Şurada kamerayla şu olması lazım. Orada o kalsın neyse önemli değil fazla. Heh, aynalara geldiğimizde boyalı plastik kamera, normal plastik, boyalı normal aynalar bu şekilde aynaları gösterip Boyalı ve plastik kamera mirror cam şekliyle kullanacağız aracımızı. Daha sonra şuraya tıkladıktan sonra burada bu şekilde iki seçenekli olarak kullanabiliyorsunuz. Şu corner a iç aynayı göstermekte. Burayı renkli ya da plastik şey yapabilirsiniz. Renkli daha hoş duruyor araçta. Ben bunu böyle kullanacağım gibi. Başka bir yerisinde modifiye yok aracın. Yani yapamıyorsunuz. Başka bir yerinde modifiye yok. Üst tarafa baktığımız zaman korna seçeneği geldi. Hemen korna'yı önden bakayım nasıl duruyorlar. Ona göre koyalım. Şu korna daha hoş duruyor. Şöyle koyulabilir. Ama şu an buna bir şey koymak da hoş değil. Ekstra bir şey koymaya gerek yok. Aracı şöyle yukarıdan baktığımız zaman yeterli bir kabin yüksekliği var. Aracın içerisinde geçtiğimiz anda şurada direksiyon seçeneğimiz 3 tane renkli bir direksiyon seçeneği var. Yine her zamanki gibi torkma koyabiliyoruz. Araç içi aksesuarları mevcut. Bunları istediğimiz gibi buraya koyabiliriz. Aracın ön göğüs kısmında böyle 3 tane nokta var. Buraya istediğimiz şeyleri koyabiliriz. Ben şu an hiçbir şey koymayacağım. Arabayı standart bir şekilde bırakıyorum. Ee, dediğim gibi bunu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz herhangi bir tane aksesuar var. Bunu buraya takabilirsiniz. Aracın şu kuş fırtınası falan. işte dediğim gibi aksesuarlarınız falan. Koltuk şeyleri falan. Buralara koyabilirsiniz. Şu anlık fazla bir şey yok. Bunlar yakında eklenecektir. Ya da şu an ben mod olarak kurduğum için bunu olmuyor olabilir. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Tamam aracımızı satın alalım. Dışarıya çıkalım. Şöyle ufakça bir tur atalım aracımızdan beraber. Eee Skyne'yi nereye göndermek istiyorsunuz? İstanbul'a gönderelim skaynamızı. Tamamdır. Ve bebek karşınızda. Hemen geçelim abi şunu. Buradan nasıl geç? Geç lan. SC ile geçiyormuş. 2 saat geçemedim. Bu şekilde araç karşımızda. XG Plus 34 EP 030 plakalı aracımız şu anda karşınızda. Gayet güzel, gayet hoş bir şekilde duruyor. İçerisine geçelim. İç ve hemen şöyle kontağına bastığımızda Aynalar falan geldiğini görüyorsunuz ee, Şöyle ekranlarımızı Bir şey denek, denemek istiyorum Direkt kapattığımız zaman direkt kapanıyormuş Şöyle bir kontağa basalım Ha okey Falleri şöyle yaktığımızda Görüyorsunuz şeyler yanıyor Uzunları da yaktığımızda bu şekilde yanabiliyor Kapatalım İmdat burada bulunmakta I ekranımız var. I ile beraber şu ön display ekranımızı değiştirebiliyoruz. Baya baya ekranlar falan. Burada triplerimiz falan baya ayrıntılı. Uzun bir sürede bu aracı kullanacağımız yani kullanacak gibi duruyorum. İnşallah bir sorun olmazsa. Yine dijital yan ön aynalar falan burada gözükmekte. Baya hoş bir şekli var aracımızın. Aracı bir çalıştıralım. Koltuk ayarımızı hemen ufakça şöyle gerçi bunun ayarı zaten ayarlıymış şöyle kafamızı birazcık aşağı indirelim tamam, kapatalım direksiyon birazcık sıkıntı gibi duruyor ben direksiyonu da şöyle bir ayarla direksiyonu ben ayarlarım sonra onlar önemli değil. Ee, tamam şöyle birazcık yavaştan çıkalım. Baya hoş bu arada araç. Yalnız 6 vites olması gerek. Manuel kullanın bir insanım ben çünkü. Yani 12 vites manuelde kullanılmıyor. Gerçi bu arabayı da hani manuel kullanmazsın ya. Yeni nesil sonuçta. Onun için otomatik daha iyi olacaktır bu araç için. Kısa bir video olacaktı zaten. Sadece aracı göstereceğim. Daha sonrasında zaten 1.41'e tam olarak uyumlandığı zaman. Belki de bu videoyu çekerken güncelleme gelmiş olabilir. Sadece uyumsuz diyordu. Hani uyumlanabilir bu. Arkadaşlarla beraber zaten daha fazla videolar falan vesaire yapacağız bununla. Belki de yayına denk gelirse, yayında da uyumlu olursa yayında da aracı sürebiliriz. Genel olarak DAF XV yani XG Plus 2021 bu şekilde hoş bir araç karşımızda. Videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ben Metmen arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. DAF'la iyi yolculuklar.